Neden namaz günde 5 vakit? Hiç düşündünüz mü? Bunun hikmeti nedir? Neden bu 5 vaktin her bir vakti ayrı zamanlara tahsis edilmiş? Hepsi 3 saat içinde kılınabilirdi. Verdim 5 saat içinde kılınabilirdi. Ama her birinin ayrı ayrı vakitleri var. Sabahın ayrı vakti, öğlenin, ikindinin, akşamın, yasının her birinin ayrı vakitleri var ve o vakitler içinde kılınmak zorunda. O vakitler dışında kılamazsın. 5 vakit namazın neden farklı zamanlarda kılınması gerektiğinin hikmetini öğrenince şok olacaksınız. Çünkü mükemmel bir hikmeti var. Hatta namaza olan yaklaşımımızı bile değiştirecek. Yani o vakit namazı kılarken ne için o vakitte emredildiğini birazdan öğreneceğiz. Öğrendiğimizde o vakit namazı kılarken artık inşallah çok farklı şekilde kılacağız. Sabahın ayrı bir anlamı varmış. Öğlenin bambaşka bir anlamı varmış. Mesela akşamın çok farklı, yatsı namazın çok farklı anlamı varmış. Ve her bir namaz birçok şey temsil ediyormuş. Muazzam dersler bizleri bekliyor. Hadi başlayalım. Bu konuşmamızda neden 5 vakit namazın farklı zamanlara tahsis edildiğinin cevabını, hikmetlerini öğrendiğimiz gibi namazın manasını ve ibadetin manasını da öğrenmiş olacağız. Şimdi namaz kılmayı biliyoruz. Evet amenna. Ama namazın manasını birçoğumuz bilmiyor. Şimdi okuyacağım yerde namazın ne manaya geldiğini, ibadetin ne manaya geldiğini öğreneceğiz. Bunlarla birlikte de günde 5 vakit namazın neden farklı zamanlara tahsis edildiğini ve o zaman dilimler arasında kılınmak zorunda olduğunun hikmetlerini öğreneceğiz. Öğrendiğimizde her bir vakit namazı yaklaşımımız değişecek. Çünkü hikmetlerini öğrendiğimizde o vakit namazı hangi maksat ile kıldığımızı bileceğiz ve dolayısıyla daha bilinçli namaz kılmaya inşallah başlayacağız. Diyelim ve 9. sözden okumaya başlayalım. Bediüzzaman Hazretleri namazın manasını, ibadetin manasını anlattı ve neden 5 ayrı vakti tahsis edildiğini hikmetlerini bizlere muazzam bir şekilde anlatıyor. Namazın manasından başlayalım. Şimdi namaz neymiş bakalım. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükürdür. Neymiş? Namazın manası Allah'ı tesbih, tazim, yüceltme ve şükür Demiş. Teşekkür etmekmiş. Yani celaline karşı kavlenin filan subhanallah deyip takdis etmek, yüceltmek, kemaline karşı, mükemmelliğine karşı lafzen ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek, azametini görmek, cemaline karşı kalbe ve ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Demek tesbih, tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündeler. Ne varmış namazda? Hem tesbih varmış, hem tekbir varmış, hem de hamd etmek, şükretmek varmış. Ondandır ki namazın harekat ve eskarında bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber namazın hemen hemen her yerinde bulunuyor. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tehkit ve takviye için şu kelimat-ı mübareke 33 defa tekrar edilir. Namazın manası şu mücme hülasalarla tehkit edilir. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber bu üçü namazın çekilmesi çekirdeği hükmündeymiş. Namazın hemen hemen her yerinde var. Namaz bittikten sonra da bu üç çekirdek hükmündeki subhanallah, elhamdülillah ve Allahu ekberi tesbih olarak da çekiyoruz. Şu bu namazın manası. Bir de ibadetin manasına bakalım. İbadetin manası şudur. Dergah-ı ilahiyede abd, kul kendi kusurunu, acizlik ve fakirliğini görüp kemal rububiyetin ve kudreti samedaniyenin ve rahmeti ilahiyenin Allah'ın önünde hayretle muhabbetle secde etmektir. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister kul o ister. Rububiyetin kutsiyeti paklığı dahi ister ki abd kul kendi kusurunu görüp istiğfar ile tövbe ile Rabbini bütün neka isten pak ve müberra ve ehli delaletin efkar-ı batılasından münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile Sübhanallah ile ilan etsin. Hem de rububiyetin kemali kudreti dahi ister ki abd kul kendi zaafını ve mahlukatın acizliğini görmekle kudreti samediyanın azamet asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip huzu ile rüküye gidip ona iltica ve tevekkül etsin. Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki abd-kul kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakirlik ve ihtiyacatını sual ve dua lisanla ishar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile elhamdülillah ile ilan etsin. Demek ki namazın efal ve akvali fiilleri bu manaları tazammun ediyor ve bunlar için tarafı ilahiden vaaz edilmiştir. Namazın manası ve ibadetin manasını öğrendik. Şimdi gelelim asıl sorumuza. Neden 5 vakit namaz günün belli vakitlerine tahsis edilmiştir, emmedilmiştir? O vakitlerde neden kılmamız gerekiyor? Neden sabahı belli vakitte kılmamız gerekiyor? Neden öğleyi işte örnek veriyorum 1 ile 4-5 arasında kılmamız gerekiyor? Neden yatsıyı işte 9.30 ondan sonra kılmamız gerekiyor? Her birinin şimdi hikmetini öğreneceğiz. Her birinin ne mana içerdiğini, ne mesaj içerdiğini öğrenmiş olacağız. Ve o vakit namazları kılarken ki kılış şeklimiz değişecek. Ben okuduğumda değişiyordu yani aklıma geliyordu. Daha bilinçli bir şekilde kılmaya başlamıştım. Ey birader benden namazın şu muayyen 5 vakti hikmeti tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerden yalnız birisini işaret ederiz. Evet her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azimli tasarrufu ilahinin aynası ve o tasarruf içinde ihsanatı külliye ilahinin birer makisi olduğundan Kaderi Zülcelal o vakitlerde daha ziyade tesbih, tazim, hasiz nimetlerini iki vakit ortasına toplanmış yıkımına karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şimdi sabah namazından başlayacağız. Sabah namazının anlamı onları çok iyi dinleyelim. Namazı kılarken sabah namazını kılmadan önce burası aklımıza gelsin. Hatta açıp okuyalım. Daha bilinçli kılalım. Şimdi sabah namazından başlayacağız. Sonra diğer vakit namazlarında manalarını ve hikmetlerini öğrenmiş olacağız. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir. Onu müteessir ve mütellim eder. Acı verir, üzer. Hem gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacat pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve fırak, o sevdiği şeylerin ayrılığı mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. İşte bu vaziyette bir ruh. Bak bir insanın tabirini yaptı yani. İşte bu vaziyette bir ruh fecir zamanında, sabah namazında bir kaderi zülcelalin, bir rahim zülcemalin dergahına niyaz ile yalvarmakla, namaz ile müracaat edip arzu hal etmek, tevhid ve medet istemek, bak istekte bulunmak, yardım istemek ne kadar elzem gerekli ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek beline yüklenecek işleri, vazifeleri, tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta istinat olduğu bedaiten anlaşılır. Sabah namazının o vakte koyulmasının hikmetlerinden biri de bu. Ben buraya okuduktan sonra gerçekten sabah namazına olan iştiyakım ve ciddiyetim değişmişti. Çünkü gün içinde başıma ne geleceğini bilmiyorum ama sabah namazı kılan bir adam gün içinde başına gelecek ve beline yüklenecek işleri kaldırmakta daha da fazla tahammül edebildiğini şimdi buradan öğrenmiş olduk. O yüzden sabah namazı güne güçlü başlamanın, kuvvetli başlamanın en büyük faktörü. Gelelim öğle namazına. Zuhur zamanında gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işleri, günlük işlerin, avanın tekemmülü ve meşagilin, meşgalelerin tazlikinden yani meşgalelerin yoğunluğun fazlalığından muvakkat bir ıstıraz zamanı ve fani dünyanın bekasız, ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat ilahiyenin Allah'ın vermiş olduğu nimetlerinin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer. O tazdikten, o yoğun iş tazdikinden kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız, bekasız şeylerden çıkıp kayyumu baki olan münimi Hakeke'nin dergahına huzuruna gidip el bağlayarak yekun nimetlerine şükür ve ham edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı rükû ile acizini ishar etmek ve kemali bize zevaline ve cemale bir misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan insan değildir. O yoğun koşturmada bir teneffüs vaktiymiş. Asıl patronu hatırlıyormuşuz yani. Asr vaktinde ikindi namazında hem güz mevsim hazinanesini ve ihtiyarlık haleti mahzunanesini ve ahir zaman mevsimi elimanesini andırır ve hatırlattırır. İkindi namazı neyi hatırlatıyormuş? Güz mevsim hazinanesini, ihtiyarlık zamanını, ahir zamanın acı mevsimini andırıyor ve hatırlatıyormuş. Hem yevmi işlerin, günlük işlerin neticelenmesi, sonuçlanması zamanı. Hem o günde mahsa oldu. olduğu sıhhat ve selamet ve hayırlı hizmet gibi niyamı ilahini Allah'ın nimetlerinin bir yekun azim teşkil ettiği zamanı hem o koca güneşin ufule batmaya meyletmesi işaretiyle insan bir misafir memur ve her şey geçici bir karar olduğunu ilan etmek zamanıdır. Gün bitiyor. İnsana bir misafirmiş, geçici bir misafirmiş. Şimdi ebediyeti sonsuzluğu isteyen ve ebed için halk olunan yaratılan ve ihsana karşı perestiş eden ve firaktan müteellim olan ayrılıktan üzüntü duyan ruhu insan, insan ruhu kalkıp abdest alıp şu asr vaktinde ikindi namazını kılmak için kademi baki ve kayyumu sermediğinin ı samedaniyesine arz-ı münacat ederek zevalsiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek, izzeti rububiyetine karşı zelilen rükuya gidip sermediyeti uluhiyetine karşı mahviyetkârını secde ederek, hakiki bir teselli kalp, bir rahat ruh bulup huzur-i kibriyasında kemerbesti ibudiyet olmak demek olan asr namazını kılmak ne kadar ul bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan anlar. Marif vaktinde yani akşam namazında, kışın başlamasında, yaz ve güz aleminin nazinin ve güzel mahlukatın vedai hazinanesi içinde grup etmesinin zamanını andırır. Hem insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak elimane içinde, acı bir ayrılık içinde ayrılıp kabre girmek zamanını hatırlatır akşam namazı. Hem dünyanın zevzeli sele Sekerat içine vefatıyla, kıyametiyle bütün sekenesi başka alemlere göçmesi ve bu dağr imtihan lambasının söndürülmesi zamanındandır hatırlatır ve zevalle grup eden mahbuplara, sevgililere karşı mahbuplara prestij edenleri şiddetle ikaz eder bir vakittir. İşte akşam namazı için böyle bir vakitte fıtraten bir cemali bakiye, aynayı müştak olan ruhu beşer, şu azim işleri yapan ve bu cesim alemlere çeviren, teftir eden kadim yezel ve baki la yezalin azametine yüzünü çevirip bu fanilerin üstünde Allahu ekber deyip onlardan ellerini çekip hizmeti Mevla için el bağlayıp daimi bakinin huzurunda kıyam edip elhamdülillah demekle kusursuz kemaline misilsiz cemaline nihayetsiz rahmetine karşı hamdü sena edip iyyake du'a ve ken nestaîn demekle muinsiz rububiyetine şeriksiz, ortaksız uluhiyetine, ilahlığına, vezirsiz saltanatına karşı arz-ı ubudiyet ve istihan etmek, sığınmak, hem nihayetsiz kibriyasına, hassiz kudretine ve acizsiz izzetine karşı rüküye gidip bütün kainatla beraber zaaf ve azzine, fakirlik ve zilletini ishar etmekle Subhane Rabbel Azim deyip, Rabbi Azim'ini tesbih edip, hem zevasiz cemal zatına, tegayyursuz sıfat-ı kutsiyesine, tebeddüssüz kemal sermedidine karşı secde edip, hayret ve mahvet içinde terk-i masiva ile muhabbet ve ubudiyetini ilan edip, hem bütün fanilere bedel bir cemili baki, bir rahimi sermedi bulup, subhan Rabbi demekle zevalden, münezzehten, kusurdan, müberradan Rabb'i i Alasını takdis etmek demektir akşam namazı. Ve son namaz yatsı namazına geldi. Bakın işa vakti neymiş? Yasınamız neymiş? İnşa vaktinde gündüzün ufukta kalan baki asarı dahi kaybolup gece alemi kainatı kaplar. mugallubul Leyli ve Nehar olan Kaderi Zülcelal'in o beyaz sayfayı bu siyah sayfaya çevirmesindeki tasarrufat-ı Rabbaniyesiyle yazım yazın müzeyyen yeşil sayfasını kışın barit beyaz sayfasına çevirmesindeki Musehhurü Şemsi vel Gamer olan Hakim-i Zülkemal'in icraat-ı ilahisini hatırlatır. Hem dar, fani, hakir dünyanın tamamen harap olup azim sekeratıyla vefat edip geniş ve baki ve azametli alem ahiretin inkişafında Halika arz ve semavatın tasarrufat-ı ve tecelliyat-ı cemaliyesini andırır, hatırlattırır bir zamandır. Hem muvakkaten onu uyutan ve gizlenen dünyayı o dahi unutup dertlerini kalbin ağlamasıyla dergah rahmete döküp hem ne olur ne olmaz ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazife-i ubudiyetini, kulluk vazifesini yapıp yevmiye defteri amelini hüsnü hatime ile bağlamak için salata kıyam etmek yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabud ve mahbub ve bütün dilencilik ettiği acizlere bedel bir kadir Rahim'in ve bütün titrediği muzurların şerrinden kurtulmak için bir hafiz Rahim'in huzuruna çıkmak demekmiş yaslı namazı. Demek şu beş vakit her biri birer inkılab-ı azimin işaratı, işaretleri ve icraat-ı cesime Rabbani'nin emaratı ve inamat-ı külli ilahiyenin alamatı olduklarından borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlara tahsisi nihayet hikmet. Şimdi her bir vakitin hatırlattığı bir zaman varmış. Kimisi kışı, kimisi değil mi baharı, öğle namazı gençliği, ikinci namazı ihtiyarlığı, akşam namazı dünyanın kıyametini, kabri vesaire. Her bir namazın hatırlatmış olduğu zaman dilimi var ve aynı zamanda da hikmetleri, mantıkları da var. Gün içinde başımıza gelecek musibetleri ve belimize yüklenecek bu ağırlıkları kaldırmak için sabah namazı tabir caizse güç alma zamanıymış. O yüzden sabah namazına farklı bir şekilde yaklaşmaya başlamıştım. Sabah namazı kılan bir adam gün içinde de başına gelen şeyleri... omzuna yüklenen ağırlıkları da rahatça kaldırabilecek bir güce bir kıvama demek gelebiliyormuş. Okuduğum yer Sözler Eseri'nin dokuzuncu Söz bölümü. Sizler de açıp okuyabilirsiniz. Allah'a emanet <laughs>